أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله كالشمس يضيء نفسه كغيره فاستغنى بسم الله يعني بسم الله بسمله var ya artık şeye geçtim. Tefsire başladı artık. Artık Fatiha suresinin tefsirine başladı. Burada Fatiha suresinin başında besmele zikredildiği için Bismillah hepsini tek tek ele alacak. O besmeledeki o ba harfini önce açılacak, sonra ismi ele alacak, sonra Allah lafzını ele alacak, sonra Bismillahirrahmanirrahim var ya, Er-Rahman ele alacak, Rahim'i ele alacak. Böyle hepsini tek tek ele alacak, anlatacak. Anlaşıldı? İşte şu an daha yeni tefsire giriş yaptık. Diyor Bismillah keşşemsi, yani güneş gibidir. O bu Bismillah yudiyu nefsehu, kendisini aydınlatıyor. Kegayrihi, başkasını aydınlattığı gibi. O fessagna ve müstagni oluyor. Yani fessagna anil gayri, yani başka besmelelerden atın müstagni oluyor. Başka besmelelere ihtiyaç kalmıyor. Şimdi bu cümle, bu satır gizli bir suale cevaptır. Mukadder bir suale cevaptır bu. Soru şöyle. Deniliyor ki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Kullu emrin zibalin lem yubda fihi bi bismillahi fehuve akta'u ve yahutu ebtaru eczemu. Yani maksat kalillü bereke olur. Ne kadar emri zibal varsa, ne kadar zişeref, yani böyle değerli bir şey, değer sahibi olan, şeref sahibi olan bir şey varsa, eğer o şey besmeleyle başlanılmazsa onda bereket azdır ifade ediliyor hadis-i şerifte. Fatiha suresi hani böyle emri zibaldır değil mi? Yani zişeref olan emri zişereftir. Onun için Fatiha'nın başında besmele getirilmiş. Bismillahirrahmanirrahim getirilmiş. Hani onun için üstad da hani bu hadise dayanaraktan hani her hayırlı şeyin başında besmele getirmesi gerekiyor ki hani orada bereket az olmasın. Buna da bu hadise dayanaraktan Sözler kitabının birinci sözün başında hani diyor ya, Bismillah her hayrın başıdır. Her hayrın başı Bismillah'tır yani. Bismillah her hayrın başıdır. Orada o şekilde ifade ediyor o da. Bu hadisin yani bir özeti olarak, bir yani ifade ettiği mana olarak. İşte bu hadis düşündüğümüz zaman hani her hayırlı şeyin başında besmele getiriyorsun değil mi? Şimdi Fatiha hayırlı bir şeydir. Başında besmele getirdik değil mi? Ha. Şimdi o getirdiğimiz besmele var ya, besmelenin kendisi Bismillahirrahmanirrahim. O besmelenin kendisi de hayırlı bir şeydir. O da emri zibaldır. Anladın? O da zişereftir. O besmele için de bir tane daha besmele gerekiyor. O getirdiğin besmele, o da o besmelenin kendisi. O da emri zibaldır. O da değeri var. O getirdiğin besmele için de bir tane besmele gerekiyor. Öyle helüm mecra teselsül olup böyle sonsuza doğru gidiyor. Yani teselsül oluyor burada. İşte Üstad bu soruya cevap veriyor. Soru buydu, tamam. Yani getirdiğin besmele hayırlıydı. Onun için bir tane besmele gerekiyor. O da getirdiğin onun için de gerekiyor. Onun için de gerekiyor. Böyle gidiyor. İşte buna nasıl cevap vereceğiz? İşte Üstad diyor, Bismillah diyor, keşşemsi diyor. Güneş gibidir. Güneş gibi. Mesela yudiyu nevsev ke gayri. Güneş şimdi nasıldır? Kainatı aydınlattığı gibi güneş, kendisini de aydınlatıyor güneş. Değil mi? Güneş hem kainatı aydınlatıyor, hem kendisini de aydınlatıyor, onu görebiliyoruz. İşte ve başka güneşlere de ihtiyaç bırakmıyor. Eğer ki güneş ay gibi olsaydı, ay mesela hani başkalarını aydınlatabilir ama kendisini aydınlatamıyor. Onun için ay kendisini aydınlatmak için güneşin ışığına ihtiyacı var mesela. Bilim ile sabitlenmiş. Şu an ayın bizi aydınlatması için orada kullanılan o ışık güneşten aldığı ışıktır ha. Yani kendi aydınlığı değil. Onu güneşten alıyor ve bize ışık yapıyor. İşte güneş de ay gibi olsaydı, yani kendisini aydınlatamasaydı, sadece kainatı aydınlatabilseydi, o zaman ne olacaktı? Başka güneşe ihtiyaç duyacaktı. Anlaşıldı? Evet. İşte güneş öyle değildir. Güneş ay gibi değildir.
Güneş bu kainatı aydınlattığı gibi güneş kendisini de aydınlatıyor ve güneş başka bir güneşe ihtiyaç bırakmıyor. İşte Bismillah da aynı güneş gibi. Bismillah da güneş gibi. Bu Fatiha'nın başında o gördüğü o teberrüklük vazifesini kendisi içinde görüyor ve başka besmelelere de ihtiyaç bırakmıyor. Anlaşıldı değil? Bak Bismillahi, Bismillah keşşemsi. Güneş gibidir yani ay gibi değil ha. Çünkü ay dedik o güneş gibi değil. O kendisi aydınlatmak için güneşe ihtiyaç duyuyor. Kendi ışığı için. Keşşemsi, Bismillah işte güneş gibidir. Yudî'u nefsehu. Kendisini aydınlatıyor ki hayri başkasını aydınlattığı gibi. Hani güneş kainatı aydınlattığı gibi güneş ne yapıyor? Kendisini de aydınlatıyor. Ve bu güneş hani kendisini aydınlattığı için başka bir güneşe ihtiyaç bırakmıyor. Yani artık başkasından müstakinik kalıyor başka güneşten. Ama işte besme de aynı onun gibi. Ne yapıyor? Fatiha'nın başında teberrük için getiriyoruz ya. O teberrüklü vasıtası kendisi içine giriyor. Başka bir besmele de ihtiyaç bırakmıyor. Artık başka besmeden müstakinik kalıyor. Festagna. Yani o artık besmele ne oluyor? Zengi o festagna artık müstakinik kalıyor. Zengi kalıyor. Başka besmeleden. Anlaşıldı inşallah. Yani hakikaten soru çok güzel bir soru böyle. İnsanın kafasına böyle takılan sorulardan bir tanesi. Ve verdiği cevap da çok harika, dehşet cevaptır yani ha. Çok mükemmel bir cevap. Bismillahi keşşemsi yudî'u nefsehu kegayrihi. O festagna. Hatta inne bâ'ehu. Önce ne yapıyorduk? Paragrafımızı okuyoruz. Daha sonra tek tek izahına geçiyoruz. Hatta inne bâ'ehu. Mutalliqatun bil fi'lil mefhumi min ma'naha ay astaeenu bihi aw al mefhumi 'urfan ay atayammanu bihi aw bima yastalzimuhu qul al muqaddaru min aqra'u al mu'akhkhari lil ikhlasi wa al tawhid yani ha işte dedik bismillah güneş gibidir başkasını aydınlattığı gibi yani kendisini de aydınlatıyor başka besmele de ihtiyaç bırakmıyor hatta inne ba'ahu hatta onun bası bile. Şimdi bu hatta inne bahu onun bası bile mutalliqatun bil fi'lil mefhumi o ba mutalliqtır bil fi'lil mefhumi anlaşılan fiilin manaha o ha ba'ya dönüyor. Yani ba'dan anlaşılan manaya mutalliqtır. Yani estaînu ya mutalliqtır o ba. Ba estaînu ya mutalliqtır. Yani ey estaînu bihi bu bihi car mecrur neye mutalliqtır? Estaînu ya mutalliqtır. O zaman bu be ne oluyor? Mutalliq oluyor. Bu es-sa'inu mutallak oluyor. Mutallak. Tamam mı? Amil oluyor. İşte bak bu bazı dahil ona mutallaktır. Şimdi bu hatta iki tane hatta yapabiliriz. İsterse burada hatta ibtidaiye yap. İsterse hatta harf-i cer yap. Fark etmez. Hatta burada harf-i ibtidaiye yaparsan o zaman zaten inne okursun. Hatta inne ba'ahu mutallikatun bil fi'lil mefhumi min ma'naha. Ey es-sa'inu bihi. Hatta ibtida yaparsan inne okursun. Çünkü hatta ibtidaya hani cümle ismiye de dahil oluyor. Veyahut da hatta cerre yaparsan enne. O zaman hatta enne ba'ahu. Çünkü mabadini mazar tevhine katıyor o enne. Mabadini mazar tevhine kattığı için ne yapacağız? Enne diye okuyacağız. Hatta enne ba'ahu. Tamam. O zaman car mecrur nereye mutallık olacak? Festagna'ya mutallık olacak. İstagna var ya istagna. Oraya mutallık yapacağız. Yani mana şöyle oluyor. Şimdi hatta carre var ya, hatta carrede makabilindeki hüküm mabadına geçiyor. Değil mi? Hı. Diyorsun ekeltü semekete hatta re'siya. Yani o makabilindeki hüküm nedir? Yeme hükmüdür. O yeme hükmü mabadına da geçiyor, baş kısmına da geçiyor. Yani başını da yedim. Başını da yedim hatta re'siya. Onun başını da yedim. Manası öyle oluyor ha. İşte burada hatta carre yaparsak o zaman mana şöyle oluyor. Mutallık yapacağız, istagnaya oraya mutallık yapacağız. Yani bu besmele hani güneş gibi olup nasıl ki başka besmelerden müstagnidir. O besmelenin car-ı mecruri dahi, o car-ı mecruri dahi müteallakın, o amil, müteallakın mezkur olmasından müstagnidir. Yani o makamındaki hüküm o müstagni olmaktır. Bak hatayı nereye mutallık yaptık? İstagnaya mutallık yaptık. Ha demek ki hatanın makamındaki hüküm nedir? O müstakni olmaktır. İstiknalıktır tamam. İşte o hüküm mabadına da geçiyor. Nasıl ki besmele başka besmelelere karşı müstakni oluyorsa besmeledeki o car-ı mecruri dahi
Hatta o dahi yani müstahnidir müteallaki mezkur olmasına. Yani müteallaki mezkur olmasa dahi anlıyoruz nedir ha. Anlaşıldı değil mi? Hani müteallaki mezkur etmesen dahi müteallakının ne olduğu anlaşılıyor. Adam yatmak üzeredir. Yani Bismillahirrahmanirrahim dese ama demese enamu Bismillahirrahmanirrahim zaten anlıyorsun enamudur orada ha. Ya işte o besmele nasıl ki kendisi başka besmelerden müstahni ise o hatta o besmelenin car mecuri dahi müteallakının mezkur olmasından müstahnidir bak. Makabdaki hüküm neydi? O istignalıktı. O hüküm ne yaptı? Mabadındaki ne de geçti o hüküm. Mabadde bak müstahnidir. O da daim nedir müstahnidir ha. Anlaşıldı? Mana o şekilde oluyor. Hatta harf-i cer yaparsan yani ha. Hatta inne ve enne. Hani ibtida yoksa inne, harf-i cer olsa enne demiştik değil mi? Hatta inne ve enne ba'ehu. Yani ba'hu o besmele deniyor. O Bismillah'ın bası müteallikatun. Müteallıktır. Neye müteallıktır? Bil fi'lil mefhumi min ma'naha. O besmeleden anlaşılan manaya müteallıktır. Yani estaîn ya müteallıktır oradaki ba. E tabi harf-i cer tek başına müteallık olmuyor değil mi? Ba tek olmuyor. Ba ma'a mecduri oluyor. Anlaşıldı değil mi? Ba ma'a mecduri. Ama hani meşhurdur. Car mecrur hani keşeyn vahidin olduğu için yani cari zikretmenle mecrur da zaten anlaşılıyor ha. Car zikretmenle mecrur da anlaşılıyor. Onun için hatta ba yani inne ba'ahu demenle yani inne ba'ahu ma'a mecrurihi. Yani o mecrur zaten anlaşılıyor ha. Otomatikmen anlaşıldı değil mi? Aynı şey gibi hani diyor ya men kâle la ilahe illallah dekhala'l cennete. E sadece la ilahe illallah değil. Hani la ilahe illallah Muhammed Resulullah bunlar hani artık keşeyn vahidin olmuşlar. Yani bir parçasını zikrettiğin zaman öbürü hemen zaten anlaşılıyor ha. Muhammed Resulullah da kastediyor zaten. Mesela yani burada zikrül cüzi iradetül kul yani kaidesi söz konusudur. Mesela örneğin sen diyorsun ben sana diyorum ki hele kul huvallahi oku. Kul huvallahi okusana. Sen ne yapıyorsun? Kul huvallah böyle diyorsun. Yok. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yelid. Bak İhlas suresinin hepsini okuyorsun. Yani bir cüzü zikrettiği zaman kul kastediliyor zaten ha. Bir parçası zikrettiği zaman kul kastediliyor. O bütünü kastediliyor. Zikrul cüz'i ve iradetül kulli. O kaide burada da söz konusudur ha. Yani burada ba'ehu dediğin zaman zaten ma'a mecburi. O anlaşılıyor zaten mecburiyle beraber. Anlaşılayım. Ba mecburiyle beraber müteallikatun. Nedir? Müteallıktır. O bağda anlaşılan mana ki estaîniye müteallaktır. Anlaşıldı mı? Estaîniye müteallaktır. Yani bu ba ma'a mecburi müteallıktır. O estaîn ne oluyor? Müteallak. Müteallak yani amil. Onun irtibat kurduğu şey. O zaman bak o ba bu mana artık min oluyor. Estaînu bi yani estaînu minhu. Hani amil başta diyorduk ve bihi nestaîn. Yani ve minhu nestaîn diyorduk manasında. O bab mana mendir yani ha. Es-sa'inu ben yardım istiyorum. Minhu yani minallahi teala. Allahu Teala'dan yardım istiyorum. Anlaşıldı? İşte onun için bu ba yani anlaşılmayan hani es-sa'iniye mutallak olduğu için sakın anlama ba'yı bir mana istanadır. Yok bu bab mana mendir. Tamam? Ba sadece es-sa'iniye mutallaktır. Yani ona mutallak olduğu diye ba'yı istanadır anlaşılmasın. Bab mana mendir. Es-sa'inu minhu. Tamam. Ya. Çünkü Kızıl İcaz'da üstad diyor hani efendim söyleyeyim uba hani la lil isaneti uba diyor lil musahabeti ya. Anlaşıldı mı? Musahabedir. Orada delilinde gidiyor Kızıl İcaz'da. Evet. Dedik bu besmeledeki car mecur müteallıktır. Ya es-sa'iniye müteallıktır. Anlaşıldı mı? Es-sa'iniye müteallık yaparsan o zaman bab mana mendir. Yani bay sahne değildir. O anlaşılmasın sakın. Öyle bir yanlış anlaşılma varılmasın. Veyahut da neye müteallıktır? Evl mefhumi urfen. Yani bil fi'lil mefhumi min mana ev bil fi'lil mefhumi urfen. Bu atıtır. Bu önceki mefhum üzerine. Ah, tamam. Bu atıtır. Evl mefhumi urfen. Urfen anlaşılan şey fiile müteallıktır. Urfen bizim örfümüzde biz besmeleyi niye getiriyoruz? Teberrük amaçlı. Değil mi? Yani ey eteyemmenu bihi. Yani onunla onu teberrük olarak gidiyorum. Onunla teberrükleniyorum.
Allah'ın o adıyla teberrükleniyorum, bereketleniyorum. O bereket amaçlı Allah'ın adını zikrediyorum. Anlaşıldı mı? Çünkü insan Allah'ın adını zikretmekle yani o insan o işine bereket oluyor. Daha da o kıymet kazanıyor, değer kazanıyor ha. Mesela örneğin yani hani birinci sözün sonunda diyor ya, diyor hani bir reisin adıyla hani o çölde gezen kişiyi meselesini anlatıyor ya. Şimdi mesela örneğin diyelim ki farz edelim ben buraya Cumhurbaşkanı'nın adıyla geldiğim zaman bambaşka bir hürmet görürüm. Ama normal sıradan bir vatandaş olarak buraya geldiğim zaman bambaşka bir hürmet görürüm. İşte kişi de eğer Allah'ın adıyla hareket ederse, Allah'ın adıyla hareket ederse o zaman daha farklı, mükemmel değer kazanır o kişi. İşte burada da yani eteyemmenu bihi, ben o Allah'ın adını anaraktan onun teberrük olarak onu da zikrediyorum yani ha. Anlaşıldı mı? Veyahut da eteyemmenu ya mütealaktır, o da gibi car mecur. Ya ona es-sa'uniye mütealaktır, ya eteyemmenu mütealaktır. Ev veya da bayi şuna mutalık yapacağız. Besmele'deki car mecuri. Ve şuna mutalık yapacağız. Bima yani bir şeyin ku yestelzimhu. O şey gerektiriyor. Kul el mukadderu. Tamam. Mukadder olan kul. Kulun gereği. O kul var ya kul. Yani of kul fiili. O emir fiili olan o kul. Onun gerektirdiği şey mutalıktır. Hani önceki dersimizde demiştik ki. Hani demiştik. Bu vaktaki besmele bizlere hani indi ya, besmele Kur'an'daki bir ayet olarak sayıyoruz hani biz Şafiler. O besmele hani bizlere indi. Niçin indi? Talim için indi. Yani talim için indi. Yani değil ki Allah-u Teala kendisi Bismillahirrahmanirrahim diye kendi kelamına başlıyor. Bizlere öğretmek amaçlı Allah-u Teala'nın öğrendiği. Yani Peygamberimize kullara, kullarıma şu besmeleyle işlerine başlasınlar. Bunu o şekilde onlara öğret diye o Bismillahirrahmanirrahim'i indirdi. Anlaşıldı? İşte o öyle olunca orada bir kul mukadder oluyor otomatikmen. Yani kul ya Muhammed. Tamam? Kul ya Muhammed Bismillahirrahmanirrahim ve allimuhu ennase. Yani sen Bismillahirrahmanirrahim de ve insanlara da öğret bunu. Talim için iniyor o besmele ha. Anlaşıldı? İşte besmele talim için indiği vakit haliyle orada kul mukadder oluyor. İşte yani biz Kur'an-ı Kerim'e başlarken orada kul yani kul Bismillahirrahmanirrahim orada ne yapıyoruz? Okuma işi yapıyoruz. Onun için yani ekra'u o kul neyi gerektiriyor? Ekra'u gerektiriyor ha. Anlaşıldı mı? Demek ki o car mecum mutallaktır. Neye? Bima. Bu ev atıdır o bil fi'lil mefhumi var ya. Yani mutallikatun bil fi'l mefhum. Mutallikatun bima yestelzimuhu kulil mukadderu. O mukadder olan kul var ya. O kul fiilinin gerektirdiği şey mütealaktır. Nedir o? Beyan ediyor. Min akrau el muakhari. O muakhar olan akrau. O ona mütealaktır yani ha. Anlaşıldı mı? Yani o mukadder olan kulun gerektirdiği fiil nedir? Akraudur. Muakhar olan akrau. Niye muakhar olarak dedik muakhar? Lil ihlasi ve tevhidi. Hani akrau niye muakhar yapıyoruz? İhlas olsun. Tevhid. Azan radden ala men yekul o. Bu tevhid ona o manayı barındırıyor zaten. Tamam tevhid. Yani ya Rabbi sadece senin adını anaraktan başlıyorum. Yani başkanın adını değil. Diğer bir hepsini reddediyoruz ha. Anlaşıldı mı? İşte ihlas. Yani sadece Allah'ın adıyla dediğin zaman. Yani buradaki senin o ihlas samimiyetini gösterir bu. Anlaşıldı mı? Ha, bir de dikkatimizi çeken bak. Dikkat et. Akrav el muakhari. Yani sadece akravda hani ihlas tevhidi söz konusu yapıyor. Niye akrav muakhardır? Lil ihlas ve tevhid. Anladın? İhlas tevhid için akrav muakhardır. Ama sa'inu bi etemenu bi buna da mutallık yapıyorduk. Ama bunlarda muakhar söz konusu yaptık mı? Yok. Bak bunlarda mukaddemdir. Es-sa'inu bi etemenu bi. Ama akrav söz konusu olunca hemen orada el muakhari. O akrav muakhardır. Mukaddem değil. Muakhar olan akrav. Orada muakhallık söz konusu yaptık. Dikkatimizi çekiyor değil mi? Yani orada bir de orada hemen muakhallık söz konusu yapıyor. İşte niye öyle yapıyor? Çünkü mesela sen teberrük amaçlı Allah'ın adını zikrettiğin zaman teberrük amaçlı. Burada riya söz konusu değildir.
İhlassızlık burada söz konusu değil. Bu arada yakalı falan söz konusu oluyor mu? Teberrük amaçlı Allah'ın zikrini diyorsun. Teberrüklükte veyahut da Allah'tan yardım istemede buna da riya o kadar çok karışmıyor. Riya söz konusu olmuyor. Ama kıraatte, kıraat okuma işinde ise riya girebiliyor. İşte riya girebiliyor. Onun için özellikle akrabada diyor lil ihlas ve tevhid onu muakhar yapıyoruz ha. Çünkü biliyoruz bir fiil hani amil eğer muakharsa car mecrur mukaddemse o zaman hasr meydana geliyor. Yani sadece Allah'ın adını anlatan başlıyoruz. Bu da ihlas ve tevhidi ifade ediyor yani ha. Hasri ifade ediyor. Anlaşıldı inşallah. Burada yani anlaşılan bir yer kalmadı inşallah. Yok. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem ecmaîn. Yani şunu da hatırlatayım. Mesela hani bu eteyemmenu es-sa'inu hani ona da riyas söz konusu olmadığı için ona da isterse mukaddem yap isterse muakhar yap ona da hani fark etmez ha. Mukaddem muakharlık. Tabi tabi isterse mukaddem yap isterse muakhar yap ona da fark etmez. Ama akrau hani kıraatte riyas söz konusu olabiliyor onun için ihlas için onu muakhar yapmamız gerekiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.